Olayın ilk başlangıcında temel motivasyonlardan, itirazın temel nedenlerinden birisi ekonomi. Çok güçlü bir şekilde yoksullaşma var. Buna ek olarak da hayat pahalılığı var, işsizlik var. Özellikle genç işsizlik oranı giderek yükseliyor. Ve bir de yakın dönemde yaşanan, zamanında bizde banker skandallarını andıran finans kurumlarının iflas etmesi ve doğrudan bir takım insanların devlet güvencesi altında olduklarını düşündükleri paralarını kaybetme endişeleri var. Bütün bunların bir araya gelmesiyle ilk başta yaşanan bir olay gibi gözüküyor. Ancak bunu sürdürülebilir olduğu görünce protestoların, itirazların içine birbirinden farklı unsurların da katıldığını görüyoruz. Bir etnisite meselesi var, çok önemli. Başta Kürtler, Beluşlar ve Araplar İran'da bunların ciddi bir şekilde bu olayda bir şekilde yer aldıkları görülüyor. Etnisite boyutu var. Rejim karşıtlığı boyutunun da yavaş yavaş girmekte olduğu görülüyor. Ancak Batı medyasının bir kısmının ve tabii ki Amerikan Başkanı Donald Trump'ın göstermek istediği gibi bu hareketler bir rejim karşıtı hareketler olarak tanımlanamaz. En azından şu aşamada. Ancak rejimi çok ciddi bir şekilde tehdit ettiği de bir gerçek. Burada mesele bu dengeleri devletin, rejimin nasıl yönetebileceği hususu. Şu ana kadarki yapılan açıklamalarda hem tatlı açıklamalar hem sert açıklamalar vardı. Mesela Cumhurbaşkanı Rouhani daha pozitif yaklaştı. İnsanların protesto hakkına dikkat çekti. Bugün dini lider Hamaney yaptığı kısa açıklamada bunu bir dış düşmanların komplosu olarak tarif etti. Daha uzun bir açıklamayı uygun bir zamanda yapacağını söyledi. Doğrudan topluma sesleneceğini söyledi. Bir takım İran devlet yapısı içerisinde farklı kesimlerin, muhafazakarların ya da reformcuların ya da değişik devlet kurumlarının, devrim muhafızları, bakanlık vesaire gibi yaptığı bazı açıklamalar var. Buralarda da görüyoruz ki onların da kafası tam olarak net değil. Ne yapacaklarını tam olarak bilemiyorlar. Bu olayın nereye varacağını da tam olarak kestiremiyorlar.